Ruh sağlığı mı önemli yoksa beden sağlığı mı? Dünya genelinde yaşanan olumsuzluklar kişilerde hem ruh sağlığını hem de ruh sağlığına bağlı olarak beden sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de halkın %75'i ruh sağlığının önemine dikkat çekerken %25'i de beden sağlığının önemli olduğunu vurguluyor. Peki hangisi daha önemli? Kanal 32 Haber ekibi sokağın nabzını tuttu. Bu soruları Ispartalılara sordu. Kimisi ruh sağlığının önemini nedenleriyle anlatırken, kimisi de beden sağlığının daha önemli olduğunu savundu. İkisi de önemli bence ama ruh sağlığı biraz daha önde geliyor. Peki neden? Ya yaptığın şeylerin hani bilincinde olmak için yani. Başka karşı tarafı üzmemek için mesela. Bilinçsiz yapıp yok kafam şey diye hani olmaması lazım. Tedavi görmesi lazım yani. O yönden. Bence ikisi de önemli. Çünkü sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir vücutta bulunur diye bir laf var. O yüzden ikisinin de önemine dikkat edilmesi lazım. Ama bence en başında bedensel olarak harekete geçmek insanın zihnini çok topluyor. İkisi de çok önemli aslında yani. Ama hani beden sağlığın olmazsa zaten mantık olarak ruh sağlığın da yerinde olmaz. Hani olmayabilir. O yüzden ikisinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum ama hani ruh sağlığı açısından da her ikisi de birbirine bence denk. Ruh sağlığı daha önemli. Ruh sağlığı daha önemlidir. Hayatımızın daha neşeli geçmesi için ruh sağlığı bence daha önemlidir. Beden sağlığı. Peki neden beden sağlığı? Bedenin sağlıklı olmazsa nasıl hareket edeceksin? Nasıl gideceksin oraya bura? Her şey beden. Vücudun, halin, sağlığın yerinde oldu mu her yere gidersin, çalışırsın da, gezersin de, tozarsın da. İşte öyle. Ruh sağlığı önemli tabii ki. Neden peki? Çünkü insan ruhuyla hisseder. Beden sağlığı, ruh sağlığı olmadan bir anlam ifade etmez. Aynen, ruh sağlığı daha önemli. Ruh sağlığın yerinde olursa beden sağlığını bir şekilde yönlendirirsin. Önce kafa yerinde olacak, beyin yerinde olacak.